sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Siyaset felsefesi ne yapar? Temel kavramları nelerdir? Devletin ve iktidarın kaynağı nedir? Görelim. Siyaset felsefesi arkadaşlar, devletin ve iktidarın kaynağını, yönetim biçimini, birey-devlet ilişkisini, meşruiyeti ve ideal devleti araştıran, sorgulayan felsefe dalıdır. Siyaset, siyaset bilimi, sosyoloji ve felsefenin ortak konusudur. Evet, siyaset hem siyaset bilimine konu, hem sosyolojiye hem de felsefeye konu olan bir olgudur. Sosyal bir olgudur, kavramdır. Siyaset bilimi arkadaşlar, siyasi otoriteyi, devleti, kurumlarını, bunların ortaya çıkış biçimlerini, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte bilimsel yöntemle araştıran bir sosyal bilim. Siyaset bilim bir sosyal bilim. Aynı şekilde sosyoloji de belli bir toplumsal yapı içinde siyasi kuruluşların oluşumunu ve toplumsal yapıyı nasıl etkilediklerini nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte araştıran pozitif bir bilim. Siyaset bilim ve sosyolojinin ortak tarafı felsefeden farklı olarak var olan bir siyasi yapıyı inceliyor olmasıdır. Oysa felsefede durum daha farklı. Siyaset bilimi ve sosyoloji olması gereken ideal devlet ve toplum biçimini araştırmaz. O sadece var olan bir toplumsal yapıdaki siyasi olay ve olguları incelerler. Oysa siyaset felsefesi hem var olan toplumsal yapı içerisindeki bir siyasi etkinliği, siyasi kurumları hem de olması gereken ideal devlet yapısını, ideal siyaseti, en iyi siyasi yapıyı ve biçimini araştırır. Bu konuda önerilerde bulunur. Günümüzde siyaset felsefesi arkadaşlar, siyaset olgusunu birey-devlet ilişkisine ve her ikisinin de refahı üzerine hak, özgürlük ve eşitlik kavramlarına dayanarak inceler, araştırır. Siyaset felsefesinde temel kavramlar. Devlet. Nedir devlet? Devletin var olması için arkadaşlar 3 temel unsur gerekiyor. Bir insan topluluğu olacak. Bir ülke olacak. Ülke. Bir de egemenlik. Egemenlik. Yönetim gücü. O ülkeyi, o insan topluluğunu yönetebilme gücü, erki olacak. Birey. Birey nedir? Bir toplumda yaşayan, kendine ait bir kimliği olan, kendini gerçekleştirmesi için de diğer toplumsal ilişkilere, kişilere, topluma ve devlete ihtiyacı olan tek tek insanlardır. Toplum ise bir toprak parçası üzerinde bireylerin bir araya gelmesiyle ve aralarında düzenli ilişkiler kurulmasıyla oluşan insan topluluğudur. Ülke, evet, devlet için ikinci faktör, topluluktan sonra, insan topluluğundan sonra ülke demiştik. Yani vatan, nedir ülke, vatan? Bir arada olma kararlılığında olan insan topluluğunun üzerinde yaşamış olduğu coğrafi toprak parçasıdır arkadaşlar. Devletin varlığı için mutlaka bir vatan, bir ülke gereklidir. Ve egemenlik, devletin uyruklarını yani bireylerini iktidar gücünü kullanarak yönetme yetkisi vardır. İşte bu yönetme yetkisine biz bu siyasi yetkiye egemenlik adını veriyoruz. İktidar, hükümet, devlet adına egemenliği elinde bulunduran siyasi güç iktidardır arkadaşlar. İktidar bir hukuk sistemi içerisinde çıkarılan yasaları uygulamakla yükümlüdür. Devletin yürütme organıdır iktidar.
Yasa nedir? Devletin yasama organı tarafından, ki bu organ demokrasilerde meclistir, parlamentodur. Çıkarılan, yasama organı tarafından çıkarılan toplumsal ihtiyaçları ve ilişkileri düzenleyen, yaptırım gücüyle uyulması zorunlu olan kurallar, yazılı kurallar. Evet, bu yazılı kurallar yasaları oluşturur arkadaşlar. Yasalar hukuk sisteminin de temelidir. Yasalar olmadan hukuk sistemi oluşmaz. Meşruiyet nedir peki? Alınan kararların, toplumsal davranışların ve eylemlerin hukuk kurallarına, yasalara uygun olma durumudur arkadaşlar. Meşruiyet, kararların ve davranışların, eylemlerin hukuk kurallarına, yasalara uygun olma durumudur. Hak nedir? Bir hukuk sisteminde bireylere tanınan yetkilerdir, özgürlüklerdir. Ancak bu bireysel hak ve özgürlükler hukuk sisteminde, bir hukuk sisteminde başka bireylerin hak ve özgürlükleriyle çatışmaması gerekir. Bunun için de bu haklar nedir? Sınırlıdır, koşulludur. Eşitlik ise yasalar karşısında kimsenin kimseye haklar konusunda bir üstünlüğü yoktur, olamaz. Herkes yasalardan aynı şekilde yararlanır. Bu eşitlik durumudur. Bütün yurttaşlar hukuk karşısında denk durumdadır çünkü. En azından demokrasilerde, demokratik yönetim biçimlerinde eşitlik bu şekilde tanımlanır ve uygulanır. Bürokrasi, devlet adına yönetimi sağlayan bir sınıf vardır, memurlar sınıfı. Bunların aralarında arkadaşlar alt üst ilişkisi bulunur. Çalışanlar grubu, memurlar sınıfı diyoruz. Bürokrasi, gelişmiş bir iş bölümünden ve uzmanlaşmış işinde uzmanlaşmış olan kişilerden oluşur bu sınıf. Sivil toplum demokratik toplumlarda görülür. Bireysel haklarını ve mesleki çıkarlarını korumak, ifade etmek amacıyla sivil vatandaşların bir araya gelerek kendi aralarında kurmuş oldukları kuruluşlardır. Nedir bunlar? Dernekler, sendikalar, federasyonlar gibi bu kuruluşlar neyi oluşturur? Sivil toplumu oluşturur. Devletin ve iktidarın kaynağı nedir? Siyaset felsefecileri arkadaşlar, devleti tarihsel süreç içerisinde doğal ve yapay bir varlık olarak, kurum olarak tanımlamışlardır. Devlet doğal bir kurumdur diyenler, devleti nasıl tanımlıyor, devlet nasıl ortaya çıkmış, şöyle düşünüyorlar. Platon'a göre, örneğin bu görüşte olanların başında zaten Platon geliyor. Devleti doğal bir kurum olarak kabul eden Platon'a göre devlet insanın doğasında vardır. Devlet büyütülmüş bir insandır, makro organizmadır. Devletin kurumları insanın sahip olduğu doğal özelliklere denk gelir, karşılık gelir. Platon'a göre bu özellikler, insandaki hangi özellikler devletin hangi organlarına karşılık geliyor? Bakalım. Toplumda arkadaşlar doğal nesneleri kullanabilen insanlar, o beceriye sahip insanlar vardır. Onlar çalışırlar, çalışmayı severler, üretirler. Bu malzemeleri, ham maddeleri işleyip ürün haline getirirler. İşte bu çalışan kesim hangi grubu, sınıfı oluşturur? İşçiler, çalışanlar yani üretenler sınıfını. Silah kullanmayı seven, savaşmayı bilen ve beceren cesaretli kişiler vardır toplumda. Bunlar hangi sınıfı, devletin hangi organını oluşturur? Askerler, koruyucular sınıfını oluşturur. Bir de toplumda bilge olan kişiler vardır. Ki bunlar zaten filozoflardan başkası değildir. Bunlar ne yapar? Bunlar adaleti sağlar. Adaleti sağlayacak olan yöneticiler sınıfını oluşturur. Platon'a göre bu doğal devlet adil olan ideal bir devlettir.
ve bu devletin yönetimi de kim bulunur? Filozoflar bulunur. Devlet yapay bir kurumdur diyenler ise devletin doğal bir kurum olmadığını öne sürerler. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau ve John Locke bu görüşün temsilcileri. Bu filozoflara göre insan artık doğal durumda kalamazdı. Çünkü doğal durumunda herkes özgür olduğu için ne yapıyorlardı? Birbirleriyle çatışmaya, savaşmaya, karmaşa bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlardı ve bu hep böyle devam edecekti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak, varlıklarını korumak, her türlü iç ve dış tehditlere karşı insanlar ne yaptılar? Aralarında bir sözleşme yaparak ortak iradeleriyle çıkarlarını temsil edebilecek bir siyasi otoriteye bağlanmak istediler. Böylece yapay bir kurum olarak devlet, işte insanlar arasındaki bu sözleşmeye, anlaşmaya dayanarak kurulmuş oldu. Evet. Bu nedenle devlet yapay bir kurumdur. Bu filozoflara göre.